Sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım, hepinize günaydın. Her gün saat 12'de yayınlanmış oluyordu biliyorsunuz. Genelde bu şekilde. Her gün gece 12'de bir de yayına giriyor videolarım. Dün yorgundum. Hiç hesap edemedim. Şimdi sabah kalktım, sabah hazırladım. İkizler burçları, başak burçları, biraz sonra da başakları çekeceğim. Merkür günündeyiz arkadaşlar. Hızla geçsin. Gönlünüze göre geçsin inşallah. Bakalım neler var. Genel olarak şöyle bir gökyüzüne bakmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz 9 derece İkizler Burcu'nda güneş ilerliyor. Mücadele edeceğimiz bir günden geçiyoruz. Mücadelemizi ne konuda istiyorsak verdiğimiz mücadeleyi kazanacağımız bir gün arkadaşlar. Diğer hava grubu olan terazide de bir ayımız var. Mantıklı hareket edeceğimiz, resmi evraklar varsa, diplomatik işlerimiz varsa çözüme kavuşacağımız bir gün. Aynı zamanda terazi güzelliklerle ilgili değişim yapabileceğimizi işaret ediyor. Bir çarşambadan bir çarşambaya yorumlarınıza başlayacağım arkadaşlar. İkizler Burcu. Zaten Güneş biliyorsunuz sizin burcunuzda ilerlediği şu günlerde her türlü size sağlık alanında yardım ediyor. Sosyal alanda yardım ediyor. Güneş size yaşama sevinci veriyor İkizler Burcu. Bunları söylemek istiyorum. Gelecek çarşambaya kadar bakalım gökyüzünde neler var. Merkür Boğa burcunda ilerlerken bilinçaltımızdaki korkular gidiyor arkadaşlar. Tüm İkizler burçlarının bilinçaltı korkuları, bilinçaltı uyanıklık seviyesi çok açık. Algılar olabildiğine açık olacak. Bunu değerlendirin. Ne konuları çalışabilirsiniz? Bilinçaltı kodlama, bilinçaltı temizlik, terapi veya işte müzikle terapi, klasik müzik dinleyebilirsiniz. Uyurken mutlaka yanınızda mesela bir klasik müzik olsun. Bir telefonu falan açın, klasik müzikle uyuyun. Sizi temizleyecektir. Zihninizi temizleyecektir arkadaşlar. Çünkü bombardıman gibi etraf kirli insanlarla dolu, baskı yapan insanlarla dolu. Siz bir hava grubu terazisiniz. O özür dilerim, hava grubu İkizler Burcu olarak diğer hava grupları da böyledir. Baskıya gelemezler arkadaşlar. O yüzden etrafınızı biraz temiz tutmanızda çok fayda var diyorum. Temiz insanlarla görüşün diyorum. Şimdi İkizler Burçları Cin Suresi ayet 17 der ki: Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu şiddetli artan bir azaba sokar. Bazı sözlerimiz yanlış anlaşılmış olabilir. Beraberliklerde sıkıntı yaratabilir. Sosyal hayatta sıkıntı yaratabilir. Uyarayım dedim. Sözleriniz yanlış anlaşılmış arkadaşlar. Bugün alışveriş yapabilirsiniz. Çarşamba günü, cumartesi, pazar günü alışveriş yapmak için, temel ihtiyaçları karşılamak için güzel bir gün. Bence o günleri değerlendirin derim arkadaşlar. O günlerde çarşamba olsun, cumartesi, pazar günü olsun iyi bir gün. Yani değerlendirme yapabilirsiniz. Uyumlu. Yani güneşle ayın uyumu, ay da terazi burcunda ya. Bugün küs olduğunuz birisini arayabilirsiniz. Aranızda uyum olabilir, sürtüşme geçebilir. Bunu söylüyorum. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. Boyun bölgesi sıkıntılı. O da bir konuda inatlaşma, ikizler burcu diyor.
inatlaşırsan kaybedersin diyor. O yüzden inatlaşma yapmayın arkadaşlar. İkili ilişkilerde, anne baba ilişkilerinde soğuma var. Biraz sevgide çoraklık var, bilgide durağanlık var. Ne demek bilgide durağanlık var? Öğrenciysen daha çok araştırma yap, daha fazla bilişim sektörünü kullan. Ev hanımıysan veya sıradan bir orta düzeyde bir beysen, kitabını ayırma yanından. Bugün de bir farklı bir kitap okuyayım de, dene bunu, zorla bunu. İnsan kitap okumaz arkadaşlar. İnsanın bir maymun zihni vardır. Buna engel olmaya çalışır. O yüzden kitap okuyacak insan meditasyondur kitap. Dış dünyayla kendini kapatacak. Bu kitap konusunu da kimseyle konuşmam. Sizinle konuşuyorum İkizler Burcu. Entelektüel zekaya sahip olduğunuz için. Öbür burçlar anlamaz. Vallahi anlamaz. Anlamaz dedim, çok entelektüel vardır içlerinde de. Yani sizin gibi anlamaz. Çünkü sen kendini keşfeden bir insansın. Neyi yapıp neyi yapmaman konusunda çok bilgilisin. Bugünlerde bir hafta 10 gün gibi bir seyahat planlayacaksın. Ve bunu kendin başaracaksın. Ayrıca bir haber alma gibi bir yola gitme, yurt içi, yurt dışı bir şeyleri gerçekleştireceksin. Bunun da planı hazır. Bunu da gerçekleştir arkadaşım. Dört gözle beklediğin bir haberin gelecek. Ama resmidir. Ama bireysel haber, bilemiyorum. Birinden de gelebilir. Bir toplantı gibi bir yere katılacaksınız. Zekanızla, cesaretinizle hayran bırakacaksınız. Belki bir yönetime seçilirsin. Belki iş toplantısıdır. Bir görev alırsın. Kısacası toplumsal kabulün çok iyi olduğu bir gün. Günler yani. Bir hafta, 10 gün toplumsal kabul olan günler. Dikkat et. Başak burçlarıyla, balık ya da oğlak burçlarıyla sıkıntılar yaşanabilir. Dikkatli ol arkadaşım. İki yüzlü ve kararsız birisi seni sabote etmeye çalışabilir. Ona karşı da dikkatli olmanı öneririm. Üçüncü göz bölgen çok aktif. Bu bölgede bir mıknatıs bulundur. Meditasyon yap. Burada mıknatısı hiç değilse bir saat tut, şöyle gözlerin kapalı falan. O bölgede ben anlatırım size ama inanmazsınız olanları. Neyse. Ben bir video seyrettim. Orada üçüncü göz bölgesiyle ilgili bir çalışma vardı. Ben de bir deneyeyim dedim. Evde de mıknatıs yok. Magnet al. Buzdolabında magnetler var ya. Onda da ayetel kürsülü bir magnet vardı. Dualı. Bir de ayetel kürsü okudum. Şu bölgeme koydum arkadaşlar. İnanın ya, bunu asla söz etmem doğru olur mu bilmiyorum ama tabii inanarak, gözlerim kapalı. Uyumak üzereydim de uyuyamadım. Böyle birdenbire yarı meditatif bir haldeyken üzerimden 35-40 tane böcek böyle üstümden, tabii dördüncü boyut derecesi bu, fırladı gitti yukarı doğru. Ondan sonra büyük bir rahatlama oldu bende. Demek genetik kodlarımda varmış. Yani genetik temizlik yaptı bana. Bunu ben başıma geldi. Üçüncü göz bölgesiyle çalışın. Sizin çok aktiftir o bölgeniz. İkizler burçları. Merkür'ün denetimindesiniz ya. Çabucak algılarsınız her şeyi. Bakalım sizde bir temizlik olacak mı? Auranızda. Ya da bazen yukarıdan ilahi olan akar. Ben bir deneyeyim. Üçüncü göz bölgesine böyle bir yoğunlaşın derim. İster mıknatıs koyun, ister koymayın ama bu bölgeyi biraz şöyle hafif hafif ovalamanız yeterli. Üçüncü göz bölgemi aktif yapıyorum demeniz yeterli. Mıknatıs olması şart değil. Bu hafta bunu yapın. Çünkü bazı pişmanlıklarınız var. Acaba bu işi şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam mı diye pişmanlıklar görüyorum sizde.
onu düzeltmeniz için üçüncü göz bölgesini aktifleştirin arkadaşlar. Huzursuz, sevgisiz veya ilgisiz olunan bir konuyla ilgili güzel şeyler olacak. Yani birisiyle barış ve yeniden birliktelik olabilir. Birlikte yeniden güzel şeyler başarabilirsiniz. Hiç sevgiyle ilgili tereddüt edenlere hiç etmesinler. Yani ilgi ve alaka göreceksiniz sevdiğiniz insandan. Aynı zamanda birileri eğer ikili ilişkilerde küsseniz birileri devreye girip sizi barıştırabilir, bir araya getirebilir. Bunu da deneyimleyeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hamilelik haberleri alınabilir. 3 gün dışarıda aktifsiniz bu hafta. Diğer günlerde daha içinize dönük, daha da faaliyet yapar haldesiniz. Dediğim gibi kitaplardan ya da kurslardan yeni deneyimler elde edeceksiniz arkadaşlar. Çok soft bir hafta bence. Allah'ı zikretmeniz çok yerinde olacak. O yüzden zikriniz ya Allah ya Vekil zikridir. 66'dır tekrar sayısı arkadaşlar. Allah Vekil üzerinize olsun. Her türlü yardım, rahmet size yağsın inşallah. Gönlünüzce bir hafta diliyorum İkizler Burcu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.